Vallahi Türkiye'de de yaşıyorum, yurt dışında da. İçler acısı bir durum. Bir kalıp peynir olmuş 60 lira. Görüyorum, geliyorum, gidiyorum. 32'li tuvalet kağıdı 75 TL'yken sen bir evi nasıl geçindirirsin arkadaşım? Sorarlar adama yani. Bunun yorumunu yapmaya bile utanıyorum. Ben öğretmenim. Ben buradan ayrılıyorum. Türkiye'ye artık elveda ediyorum mecburen. Çünkü boşandım. Geçim kaynağım öğretmenlik maaşı. Ülkemi bırakıyorum, gidiyorum. Çünkü yurt dışı eğitimi aldım. Tam yarama bastın yani tabiri caizse. Ama gönül ister kalmak tabii bu maaşla burada bu ülkede yaşamak isterim ama doğum yerim Hollanda benim, Netherlands. Ben bu topraklarda doğmadım. Buraya sonradan geldim 18 yaşında. İyi kötü anılarım var. İstemezdim terk etmeyi ama ekonomik zorluklardan gidiyorum. Yani bunu yapmak durumundayım. Burada yaşayacak insanlara gerçekten çok büyük sabırlar diliyorum. Bu ekonomik şartlarda yaşamak çok zor. 25 senelik bir evliliğim bitti. Covid'den eşimi kaybediyordum. Darmadağın oldum. Acı annemi kaybetmişim 6 aylık. Onun üstüne Covid oldu. Bana Ege Üniversitesi'nde dediler ki eşinizin içine bir mikrop düşmüş. Ne olduğu belli değil. Biz bu mikrobu tanımıyoruz. Antibiyotik yok. Böylesi acılar yaşadım. Bir de bunun üstüne TOEFL eğitimi aldım aslanlar gibi. Bir erkeğe sırtını dayayacak yapıp da bir kadın değilim. Öğretmenim. Alnımın teriyle paramı kazanıyorum. Ve elveda ediyoruz Türkiye'ye. Yapacak bir şey yok. Böyle bir durum. Sizin önünüze saygıyla eğiliyorum. Ben de sizlerin önünde bu emekçi takımı olan tüm arkadaşlarıma da yeni yılını dinleyerek böyle iç huzuruyla geçirmelerini diliyorum. Huzurla, sağlıkla inşallah bu yeni yıl gelsin. Çok kainat içinde, hepimiz içinde. Abi ben emekliyim. Asgari ücretten Allah kolaylık versin. Neden Allah kolaylık versin? Bu şartlar 4000 ile 8000 olsa yine geçiremez. Olmaz. Marketler gitti. Efendim, ne olacak bu işin sonu? Yani siz eski dönemleri de gördünüz. 2001 krizinde abi ben Demirel'i gördüm. Ecevit'i gördüm. Erbakan'ı gördüm. Türkiye'si nasip olmadı. Bunları gördük. Böyle bir şey yaşanmadı ki. Daha önce hiç olmamış bir durumda mıyız şu anki? Hayır abi, bir sefer oldu. Ahmet Sizer'le Ecevit ters düştüğü zaman oldu. Ondan evvel herhangi bir şey olmadı. Böyle bir şey olmasın, mucize yani. Bu artık Cumhurbaşkanı'nın veya alakası yok. Dış güçlerin bağlantısına kaynaklanan bir olay. Yani siz bunu bir saldırı olarak mı nitelendiriyorsunuz? Doğru. Ekonomik saldırı abi. Peki nasıl kurtulacağız? Bunun reçetesini yaptılar mı? Kim gelse bu saldırı kurtaramaz abi. Abi o zaman girmeyeceğimiz, yenemeyeceğimiz savaşa niye giriştik senin dediğin gibiyse? İşte öyle. Gerçek o. Ben batmışım galiba. Vatanı kim kurtarır? Ben ticarete uğraşıyorum. Esnafım. Emekli oldum. Ben zor doyuruyorum kendime. Bir tane iki tane kira yetmiyor. Peki bu dışarıdakilerin bize olan kastı nedir efendim? Yıllardan beri var. Şimdi değil ki, yıllardan beri kastı var. Dışarıdaki olan kasıt Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman için kasittir. Ne yani diyorlar? Tek düşmanı biz miyiz ya? Tabii ki. Tek düşman biziz. Irak'ı bitirdiler. Suriye'yi bitirdiler. Şimdi sınır nereye geldi? En yakın Türkiye'ye geldi. Eline gelen mücadeleye bunlar yıllar evvel adım adım 60'lar bu tarafa geldiler. Şimdi burada kaç kişiyiz? 6 kişiyiz. Birisi gelse Allah rızası için dese hepimiz elimizi cebimize sokuyoruz. Bak elime eşya var benim, cebimize sokuyoruz. Ama kim olduğunu bilmiyoruz ki. Göster bile diliyorsan. İnandığınız bir parti, lider bizi bu cendereden kurtaracak? Yok yok, hiçbir şey yok. Ancak Atatürk gibi bir adam gelirse ülkeyi o kurtarır. Başka kimse kurtarmaz. Var mı kurtaracak insan? Moralim bozuldu abi. Çok niye moralim bozuldu? Daha gençsin sen ya. Evet. Ben Altonlu devirdim. Rampa aşağı iniyorum şimdi. Rampa yukarı çıktım, iniyorum şimdi. Bakalım neler olur. Allah çocuklarımız kolaylık versin. Yıllarca emek vermiş, hizmet vermiş çoluğumuz çocuğumuz iş bulacağımı koşturuyor. Adamın varsa kapı açık, adamın yoksa dışarıya. Yani peki abi bir şey soracağım. Mesela 30 yıl, 40 yıl önceki yönetimlerde de böyle miydi? Hayır, böyle, hayır hiç böyle bir şey yoktu. Hiç böyle faiz oranı %20, %30, %40 faizler yaşandı bu Türkiye'de. Hiçbir sıkıntı çekilmedi. Alakası yok. Faiz düşürmen ne olacaksın ya? Sen elhamdülillah Müslümanız biz. Faiz alan kişiye batmıyor mu? Ben faize geçiniyorum. Benim bir sürü borcum var. Bugün Halk Bankası'na kredi aldım. 0.45'ten 0.90 oldu. Evet. Yine ödüyorum. Evet. Borcu olduğu için ödüyorum. Ama borcu olmayan bunu bilmez ki. Bu adamlar ekmek fiyatını bilmiyor. Ekmeğin fiyatı. Bırak pirinci fasulyeyi. Tüpün fiyatını bilmiyor. Tüp kaç paraydı? 95 liraydı. Şimdi 200 küsur oldu bir tüp. Bunu bile görse insan bayağı bir... Göremez ki. Göstermiyorlar ki. Bugün belediye başkanları bunu görmez. Çünkü belediye etrafında adamlar var. Cebine bir kuruş para harcamaz ki. Şoför hazır. Ekmek getir, ekmek götür, çay kahve götür. Çayın fiyatını bilmez onlar. Sorun bugün çağırın bir kişiye, çayın fiyatını bilirse onlar. Çayın fiyatını bilmiyorlar kardeşim, kahvenin fiyatını bilmiyorlar. Çay 2,5 olmuş, kahve 6 lira olmuş. Su 2,5 olmuş, bu vatandaş nasıl verecek ya? Sen 4250'den bahsediyorsun, 8250 olacak, gelip çıkmaz bu işin. Abi bize bir ümit ver gitmeden. Ne ümidi vereyim ufak ya? Ufak olsa bir umut ver.
toparlayacağımız şeklinde, belki yeni nesil daha akılcı olur. Akıllı nesil getirmiyorlar ki. Var mı gelecek o akıllı nesil? Herkes akıllı. Ben ilkokul mezunuyum. 8 sene zor bitirdim ben okul. 8 senede. Bugün üniversite mezunu benim kızım. Yaşar'ı bitirdi. İş arıyor, iş yok. Beni konuşturuyorsun şimdi. Daha da konuşayım, çok şey var da. Şimdi gözlerin dolmaya başladı şimdi dumandan. Allah korusun. Teşekkür ederim abi. En güzel günler sizin olsun. Teşekkür ederim abi. Allah hepimizin yardımcısı olsun kardeşim. Amin abiciğim, sağ olun. Çok güzel para. Harca bitmez. Sonra zamları kim ödeyecek bilmiyorum gelenleri. Yani benim beklediğim bir rakam değildi. Şok etti bizi. Ben 3500 liradan fazla yapmaz diyordum hükümet. 4250 lira. Kötünün iyisi diyelim. Asgari ücret 4200 olması alım gücünü yükseltmedi ki. Yani bir ay, iki ay idare eder. Ondan sonra gene aynı eski hale döneriz yani. Peki. Önemli olan alım gücü. Peki efendim, bu bir erken seçim göstergesi evet, midir? Evet, erken seçim. Kesin mi artık? Kesin. Yani bunun verdiği şeyle işte bu 6 ay içerisinde seçime gidecekler herhalde. İyi işte, ne güzel işte, 4250 lira. Bekliyor muydunuz bu miktarı? 4000 lirayı bekliyorduk. Daha fazla geldi. Evet, iyi oldu galiba. Ama daha yeterli değil bence. Değil mi? Değil. Peki efendim, bu önümüzdeki aylarda her şeye daha da çok zam geleceği söyleniyor. Siz tamam. De bunu öngörüyor musunuz? Yapacak bir şey yok, ne yapalım? O zaman daha çok çalışmamız gerekiyor. Bir erken seçim olur mu? Hayır, olmaz. Olmaz. Aynı isimler kazanır mı? Böyle giderse kazanır. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü rakibi yok. Karşıdaki adam değil. Güzel bir rakip, güzel bir kadro çıkarsa kazanamaz. Var mı aklınızda şu rakip olsa kesin alır dediğiniz birisi? Yok, şu an yok. Yok. Baktığım kişiler yok yani. Şu an piyasada olanlarla olmaz. 4250 nasıl sizce Türk parası? Güzel para mı? 4250 TL. 4250 çok para. Çok para. Bir evet. Ay geçinir mi sizce? 200 yo, dolarla Türkiye'de. Yok. Bence 1000 dolar ister. 1000 dolar. 1000 dolar. İyi. Ne diyeyim? Küçük esnaf için kötü tabii. Bekliyor muydunuz bu miktarı? Yok, beklemiyorduk. Beklemiyorduk. Daha az bekliyorduk. Evet. Peki bu işverene nasıl olacak efendim? Mesela 5000 lira alanlar 8000 lira mı alacak geçen sene falan? Vallahi bilmiyorum onu yani, küçük esnaf dedim yani, zor. İşi yani çıkaracak genelde. İşi çıkarılacak, daha çok işsizlik büyüyecek. Bilmiyorum yani nasıl olacak. Bakalım.